Hoş bulduk hocam. Saygılar, selamlar. Asa ütü selamlar olsun. Amin, amin. Allah razı olsun. Asa ötemiz sonsuz olsun. Amin hocam. Kusura bakmayın, ben ev halimle katıldım geceye. En güzel halinizle katıldınız Sayın Hocam. Çok teşekkür ederim. Şimdi size madem ki ev dediniz, edebiyattan bir soru sorayım. Buyurun. Evler şairi olarak tanınan ünlü şairimiz kimdir? Peki onun bir şiirini okuyayım size. Buyurun. Yeni Türk edebiyatında evler şairi olarak bilinen şair kimdir değerli dostlar? Ve ondan bir şiir okuyayım aklımda kalan kadarıyla. Nasıl başlıyorum? Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile anlatmaya yeterken her şeyi kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Kim bu evler şairi? Hocam, bu şiiri hatırlıyorum da ismi hatırlayamadım. Gerçekten çok da güzeldir ama gelmiyor şu anda. Bir tane şiirinden daha örnek vereyim, hatırladığım mısralarıyla. Kilimde incir çekirdekleri, armut sapları, üzüm çöpleri. Aptallığımızdan kalma üzüm sapları, armut çöpleri. Kilim değil ele güne çıkacak, değil asılacak duvarlarda, çiğnenir yabansa ayaklar altında. Çok çiğ çam. Beyaz, beyaz. Hani beyazları ne yaptın? Ben sana hiç kara koyma demiştim. Oldu bir kere dokundu, geçti. Çok çiğ çam. Hani pembe? Pembe çok az ki pörsük pembe. Ben sana serin mavi ısmarlamıştım sıcak çaylar yanında. Bu kan oturmuş tırnaklardaki mavi. Çok çiğ. Çok çiğ bu çatlak çığlık. Bu kesik öksürük. Çağ çok çiğ. Değerli dostlar, kilim şiirinden tabii ki. Hepsini hatırlayamadığım için bazı mısralarını söyledim. Evler şairi, evlerin her haliyle karşımıza çıkan evin yalın hali, E hali, D hali, D haliyle karşımıza çıkan şairimiz Behçet Bekçe. Necati. Değerli hocam, İyi ki ev haliyle karşınıza çıktım dediniz. Ve iyi ki biz de Behçet Necatigil'i, merhum şairimizi andık. Allah rahmet etsin, nur içinde yatsın. Amin. Amin. Ve söz edebiyattan açılmışken, şairden açılmışken, benim Tevfik Refik demekle gurur duyduğum şairimiz Servet-i Fünuncu, Tevfik Fikret'ten söz açalım bugün, olur mu? Olur mu? Olunca. Tevfik Fikret'in evi nerede Sayın Hocam? Hala müze olarak duruyor.
İstanbul Avrupa yakası Emirgan Bebek onlarda hatırlıyorum. Kesinlikle öyle. Bebek sırtlarında ve evi Aşiyan. Aşiyan. Müze olarak kullanılıyor Aşiyan. Evet. Tevfik Fikret Galatasaray Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği ve okul müdürlüğü yaptığı sıralar Marmara Denizi'nin altında yatan kadını görüyordu. Ve ona Sis şiirini yazdı. Sis şiirinden Marmara Denizi'nin altında yatan o kadınla ilgili mısraları okumak istiyorum. Ey Marmara'nın mavi deraguşu içinde ölmüş gibi dalgın uyan tude izinde. Ey bin kocadan arta kalan bile-i bakir. Hüsnünde henüz tazeliğin sihri büveyda. Hala titrer üzerinde enzarı temaşa. Hariçten uzaktan açılan gözleri süzgün. Çeşmanı kebudunla sen ne munis görünürsün. Gözlerini kapıyor o da sizler gibi çok iyi bir kanaldı. Marmara Denizi'nde uyuyan o kadını gördü. Ve dedi ki, ey Marmara'nın mai deraguşu içinde ölmüş gibi dalgın uyuyan tude izinde. Yani ey Marmara'nın masmavi yatağı içinde ölmüş gibi uyuyan halbuki can canlı taze kadın. Ey bin defa evlenmiş, bin defa kocasız kalmış, her defasında da bakireliğini yeniden kazanmış. Kadın diyor ona, işte şöyle diyor. Ey bin kocadan arta kalan bibe-i bakir, hüsnünde henüz tazeliğin sihri hüveyda. Senin hala o güzel sihirli tazeliğin senin üzerinde. Buram buram o tazeliğin kokuyor denizden. Ve diyor ki, uzaktan açılan süzgün gözler var ya, işte onlar sana baktıkça senin güzelliğinden titrerler. Sana aşık olurlar. Ve diyor ki, çeşmanı kebudunla ne munis görünürsün, munis. Sen ne kadar kalbe yakın görünürsün diyor. Sayın hocam, siz bizim eğitimimize katılmadan önce ya da bizim eğitimimize katıldıktan sonra Marmara Denizi tabanında yatan o kadını kanallıkla hiç gördünüz mü? Hocam son cümleyi duyamadım. Marmara Denizi tabanında uyuyan kadını hiç kanallıkla gördünüz mü? Hocam eğitime katılmadan önce görmedim tabii ki. Fark etmedim, görmedim. Kanallığı bilmiyordum. Sizin eğitimlerinize katılınca bunları öğrendim, öğrendik ve gerçekten müthiş, gerçekten. Değerli dostlar, hepinizin telefonunda harita var. Haritayı açın. Dünyayı göreceksiniz uydu görüntüsüyle. Ve sonra gelin Marmara'ya bakın. İstanbul'da bebeği göreceksiniz. Ve Marmara Denizi'nde işte Marmara'nın mai deraguşu içinde uyuyan tude izindeyi göreceksiniz. Bin kocadan arta kalan bakire kadını göreceksiniz. İşte bu karnı, göğsü, omzu, kafası. Değerli dostlar, Marmara Deniz tabanında sıra dağlar bir Amazon kadınını barındırır. Ve onun kucağında bebek ve onun hemen yanı başında kocası. Sayın hocam, bizim Facebook kapalı gruplarımız hakkında lütfen izleyenlerimize bilgi verin. Tabii ki. Facebook
sınırlarınız kaç modül? Kişi kaç modüle katılabilir? Kişi hangi sıralamayla alır? Kaç günde eğitmenlik sertifikası kazanır? Sertifikanın süresi ömür boyu mudur? Eğitimimiz patentini ne zaman aldı? Hangi haklara sahip olur Facebook kapalı gruba giren bugüne kadarkileri izler mi? Ömür boyu vereceğin bütün eğitimleri izler mi? Facebook kapalı gruba dahil olmak için Refik Korkmaz'ı ararlarsa kabul eder miyim? Yoksa eğitmenleri sizleri mi aramaları lazım? Lütfen gelin anlatın. Ben sonra bunu keseceğim, reklam olarak sayfamda paylaşacağım. En kısa, en öz, o en güzel anlatınız. Lütfen söyleyin Selin Hocam. Eğitimimiz 12 modülden oluşmaktadır. Patenti 2018 yılında aldınız hocam. Facebook kapalı gruplarına, eğitim gruplarına katılabilmek için biz eğitmenleri arayacaklar. 18 bin eğitmeniz bizleri arayacaklar ve biz bu kapalı gruplara bundan sonra eğitmen ve uygulayıcı olmak isteyen arkadaşlarımızı ekleyeceğiz ve sadece bir modül fiyatı 2000 lira. Her zaman dediğim gibi dünyanın en iyi eğitimlerinden ve en prestijli eğitimlerinden olan Refik Korkmaz eğitimlerinin yaklaşık 5 yıldır eğitmeni olmaktan gerçekten gurur ve onur duyuyorum hocam. Biz birçok şey öğrettiniz. Duyduğunuz bu gurur için gelin size soru sorayım. Anında cevap verin. Buyurun. Bir kişi Facebook kapalı gruba dahil olduğunda hangi hakları kazanır? Uluslararası bir. Eğitmenlik ve uygulayıcılık sertifikası 2. Sizin 2017 yılından verdiğiniz eğitime başladığınız 2017 yılından itibaren bugüne kadar ve daha sonra vereceğiniz bütün eğitimleri hiçbir ücret ödemeden hayat boyu izlemeye hak kazanıyorlar. Çok teşekkür ederim. 2017'den beri verdiğim bütün eğitimler Facebook kapalı grubunda duruyor. 12 saatlik 1080 tane eğitim izleme hakkımız var. Bundan sonra ömrüm boyunca vereceğim bütün eğitimleri Facebook'tan canlı izlemek ve onların videolarını tekrar tekrar izlemek hakkımız var. Bir günde eğitmen sertifikası alıyorsunuz. Sertifikanız ömür boyu geçerli. Siz de herkesi Facebook kapalı gruba dahil edebiliyorsunuz. Uluslararası eğitim olduğu için dünyanın her tarafında eğitim verebilirsiniz. Dünyadaki tek patentini bilinçaltı dil eğitim. Zaten dünyada ben bilinçaltı dil eğitim hiç yok. Yok. Sıfır yok yani. Evet hocam. Tek bilinçaltı fizik kompoz eğitimleri. Allah razı olsun. Peki bizim eğitimlerimizde sizin vesileniz dahil olmak isteyen bir arkadaşımız çıkabilir. Lütfen telefon numaranızı söyleyiniz. Tabii ki. Melih Erdoğan 0532-761-4926. Tekrar edin lütfen. Melih Erdoğan 532-761-4926 tüm modüller eğitimini uygulayıcı ve kanal. Bu konuda da Facebook gruplarına yolladıklarında ben de kanalımla gelen bir destekte bir can. Allah razı olsun Sayın Hocam. Ben selamlar sunuyorum. Renk kattınız. Bilgi dolu. Asa öteniz sonsuz olsun. Asa öteniz sonsuz. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz, bence hiç vakit kaybetmeyin. Şimdi hemen Merih Erdoğan hocamı arayalım.